Beni de düşündü çünkü Crespo gerçekten ciddi bir sakatlık geçirmiş. Yani ve e, benim bildiğim sezonun ilk 1-2 haftasını kaçırması söz konusuydu. Açıklamalar öyleydi. Yani inanın hani hatırladığım kadarıyla konuşuyorum ve Hı -hı. yakın zamanda da bu konuda bir sohbet gelişti. E, o sohbette aa o kadar ciddi miydi ya Crespo'nun sakatlığı talipleri var falan diye konuştuğumu hatırlıyorum. E, bir kere bir kırıktan bahsediliyordu yanlış mı hatırlıyorum Erdem? Ben de öyle hatırlıyorum. Yani bir kırık var. Yani şimdi olsun... Yani Atletico gibi geniş rotasyonlu, geniş imkanlı bir kulüp Crespo'yu oyuncu havuzuna dahil edip sezonun 5. 6. haftasından sonra efektif olarak kullanmayı göze alabilir. Anlatabildim mi? Yani ve hatta bu sebeple bile sadece bu sebeple bile sezonu bu kadar erken açacak olan Fenerbahçe'ye makul bir fiyatla onu satmaya da yanaşabilir. Ya ben bir şey var ya siz şimdi medyanın içindesiniz tamam mı? Artık ben böyle haberlere hiç itibar etmiyorum biliyor musunuz? Resmi bir şey gelmedikten sonra Serkan. Hiç ben adı geçtim. Menajeri yazdırıyordur abi orada bir gazeteye. Bilmem ne oluyor burada oluyor. Hiç alakasız bizim arkadaşlarımız da var. Şu takım şu, şunu istiyor diyor Antony. Hiç alakası yok. Varsa medyada tanıdın. Şey yani şimdi ben mesela Montero ile ilgili eleştiri yapıyorum. Arkadaş bizim medyada bir şey var. Arkasında bir PR var. Benim aklım vermedi ermedi. Zannedersin ki Messi. Öyle bazı futbolcuların büyük de, yani. yersin abi. Yani <laughs> inanılmaz bir arkasında bir, nasıl bir güç varsa aklım sır vermiyor. Bizim söylediklerimiz havaya gidiyor. Ya biz adama hani şunu anlatmak istiyorum. Hadi kötü bir futbolcu diyelim eksiklerini söylüyoruz. Ayakları iyiymiş. Ya neyse kalecinin de ayakları iyi ama gol yersen ne olacak? Mesela. Hiç. Ama şu var öyle bir arkadan bir destek var ki. Şimdi bunlarla ilgili adı geçiyor. Hiçbir şeye inanmıyor. Ha adam oynar mı? Oynayabilir. Direkt de oynayabilir. Ben geldiğinde hiç beğenmiyordum. Allah var yukarıda. Ya bu ne? Kim almış bunu diyordum. Ama herif müthiş çıktı. Temposu da çok yüksek. Oynayabilir. Gidebilir ama adı geçti. Bilmem ne. Bunlara falan hiç Aslında etmiyorum. söylediğiniz konu güzel. Şimdi Crespo geldiğinde kimse Crespo'nun nasıl bir performans sergileyeceğini bilmiyordu. Şimdi aynı şeyler ben yaklaşık birkaç haftadır Twitter'da görüyorum. Sürekli bir Lincoln Hendike analizi dönüyor. <laughs> bir buçuk haftada izleyip e, çözülüyor, çözülüyor. Lincoln geliyor. Şuna da bakmak lazım. Yani oyuncu burada nasıl oynayacak? Fenerbahçe'de nasıl oynayacak? Biz Mesut Özil'in böyle oynayacağını tahmin ediyor muyduk? Ya da çok fazla oyuncu böyle negatife ya da pozitife giden oyuncular vardır. Görmek lazım yani. Buradaki oyununu görmek evet. lazım. Çok acele ediyorsunuz. Oyun stili evet. acaba uyuyor mu? Stil olarak bakıyor olmak Bir lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Önce ne biliyor musun? Büyük takımlara baktığımız zaman iki yönlü oynayacak. Tempo yani. Tempo dediğim yani devamlılık koşusu olacak. Yani şöyle anlatayım. Hani... Orta şeyde 12 bin metre koşacak arkadaş bu. 11 bin beş, 12. 6 kurtarmaz. Ne? 6 kurtarmaz ya. 6 derken 6 bin 6. Bin. <laughs> Neyse ya 11 olur falan. Neyse yani 11, falan fark etmez. Ya yani tempo yüksek olacak bir kere tamam. Ondan sonra zaten antrenörün işi o. Onu eğitmek, taktik gitmanı tekniği bir yere kadar olur. Hepsi Messi olmayacak bilmem. Ronaldo olmayacak, şu olmayacak. Ya yani neticede Böyle gelecek futbolcuları biz çok Ben kendimi de dahil. Mesela bundan sonra dedim karar aldım. Ya bir sus kardeşim bir dur bakayım ya bir tane maçta. Tamam da 3-5 maçınızı göreyim ben adamı çok tamam mı? Ama mesela koşuyorsa ben şöyle karar veririm. Baktım orada koşu mesela 12 bin. Ha tamam bundan adam olur. Çoban olması lazım olmaması için yani. Mümkün değil oraya kadar yani Fener, Beşiktaş, Galatasaray'da. E Erkan da çok koşuyor Galatasaray'da. E fena değil ki Berkan 6 numara oynatıyorsun adamı sen. Yapamaz. <laughs> Şimdi bak Berkan'ın birkaç tane şeyi var. Barcelona maçında kademeye girdi, yetişemedi. Deri. Gücü yetmedi. Yani koştu oraya kadar ama o çabukluğu, o direnci, o savunma anlayışı, savunma anlayışı var da beceri şeyi yok. Yani o darbesi şeyi yok. Yani savunma ile ilgili. Patlama gücü. Hiç i̇şte, işte müdahale şeyi yok. Yeteneği yok. Ama koşuyor. Ben koşuyorsa oynatırım. Ama gidip de adamı 6 numara oynatırsan adam yani riyask ya, olur. Neyse yani. Bazı yani, şeyler beğenmezsin. Biraz da hani ezberimizi bozarak ve hani gerçekleri kabullenerek konuşalım. Crespo bir Portekizli oyuncu. Crespo Türk bir oyuncu olsa tabii ki Avrupa'nın önemli liglerinde, ve önemli kulüplerinde, kifayetli kulüplerinde, kifayetli liglerinde diyeyim biraz daha düşüreyim Kırçıtay'ı. E, oynaması çok zordu. Ama Crespo bir Portekizli. Ona kulüp bulmak falan sandığınızdan çok daha kolay. Portekiz network'ü çok... Yani Şimdi sağlam bir gelecektim. Yani çalışmadıkları ülke yok teknik adam yok, olarak. Yok, mümkün değil yani Her domine yerde ediyorlar. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ben hani çok ciddi bu konuda e, belki de haklı da olabilecekleri şekilde suçlanmışlığım vardır Portekiz futbol adamlarına karşı. Hep bir korunmalı ve mesafeli yaklaşılması gerektiğini söylerim. Ama Jesus onlardan biri değil tabii ki. Yani Jesus çok özel, çok önemli bir teknik adam. Fenerbahçe ile kimyası e, uyuşacağını düşündüğümüz, benim de düşündüğüm bir teknik adam. Ama ister istemez Jesus geldiğinde bir liste hazırlıyor. E liste hazırladığında 5 tane transfer yapacak dedi maksimum Başkan Ali Koç. Hı hı. E bu 5 beş transferin 5'inin de mesela e, yabancılarının Portekizce konuşacağına emin olabiliriz. Değil mi? Öyle duruyor. E yani e, Fenerbahçe'nin omurgası, hocası dahil olmak üzere Portekizce iletişim kuran e, bir... E, Yapıya Bakın, sahip olacak. Bir şey söyleyeceğim. Ve bu yüzden de adamın ihtiyacı neydi? Bianco. E yani şimdi Türk teknik ayarı kalkıp Volkan Ballı'yla veya Hasan... Hasan... Hasan'ın soyadı neydi ya? Hasan'la veya... Yani arkadaşım olduğu için söylüyorum. Çetinkaya. Ha Çetinkaya. Hasan Çetinkaya'yla, Volkan Ballı'yla çok kolay olmayabilir. Yani sen takımında 8-9 tane İspanyolca, Portekizce konuşan adam varken... E sen benim bu idari sorumlum da Portekizli olsun dersin. E böyle böyle derken ha bir bakmışsın sen baya baya Portekiz ekolu olmuşsun. Serkan Brezilyalılar da Portekizce konuşuyor benim. Evet gibi. abi. Evet işte yani. onu diyorum. Zaten yani Güney Amerika'da Portekizce da. konuşan tek ülke. Daha Brezilya. Önceki dönemde de biz bunu gördük. Zikodayken de vardı Fenerbahçe'de. Pereira'nın ilk döneminde de işte Meireles'ler, Naniler Öyle hep zaten böyle geldi e Yani çok kalanları. Yani nasıl anlatayım? Ee, şimdi lile gitmiş bir Türk teknik adam düşün. Güvenç Kurtar lile gitti. Burak orada, Zeki orada, Yusuf orada değil mi? Ee, bir iki tane daha alır hocam çünkü çok kaliteli Türk futbolcular var. Yani Crespo kadar kaliteli Türk futbolcular var. E ben Crespo kötü demiyorum yanlış anlaşılmasın. Aldı oraya. E ne diyecek? Ya Serkan gelsene benim sportif direktörlüğümü de sen yap der bana. Neden? Direktörde. Çünkü zaten takımının omurgası Türk. Bir de benle ben uğraştırma millet ederim. De tamam? Hocam ya, ya beni de değil. bak Herhalde. sevmem şehir kötü de Nise falan gidersen kesin lanet bekliyorum. Olsun, kabul edeceğiz. Ne yapalım? Kötü şehir ama. Nise mi? gidersen <laughs> bekliyorum onu şöyle. Ya gezmeye gitmeyeceğiz oraya Serkan. çok güzel. Gezeriz <laughs> abi. Hem gezeceğiz hem çalışacağız. <laughs> <laughs> Tabii Fenerbahçe'nin bu transfer çalışmaları artacak ama çok birbiriyle paralel ilerliyor. Muhtemelen Jesus'un elinde bir liste var. O liste yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başlıyor ama Fenerbahçe'nin elinden çıkartacağı oyuncular kim olacak? Bence en önemli konu da bu. Bir. Yani birinci sıra bu. Kim çünkü satmak istemiyorum dedi. Hatta başkan Ali Koç imza törenindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi. Umarım düşünmemizi gerektirecek bir teklif gelmez Şimdi demişti. Şimdi güvenç hocam. Hocam kaç takım çalıştırdın? Ne bileyim 15-20 falan 15 20 var. takım çalıştı. Bak 15-20 dedi böyle. Güven çocuğunun deneyimi. Sonuçta futbolda hani e, kontrata işte geçiş oyunu dendi. Yok barajın altına adam yattı falan ama bazı şeyler hiç değişmedi. Hocamın anlaştığı kulüpler kimisiyle sezon ortası anlaştın. Kimisiyle sezon öncesi anlaştın değil evet. mi hocam? Sezon öncesi giderken takımda papaz var. Serkan Korkmaz mesela bir tane papaz var orada biliyorsun. Birkaç tane oluyor. Mi? birkaç tane oluyor Bir tane değil mi? olmaz. Tutumun yani. ne? İlk daha pazarlıkta sen de kulüp başkanısın. Hocayla görüşme halindesin. Sana ilk söylediği şey şu diyse ben adımı değiştiriyorum. Ya sizde de iki tane papaz var yani hani onlarla durumumuz nedir? Değil mi hocam? Konuşulmaz mı? Şimdi belli ki Jesus'la Ali Koç, Mesut Özil'i sabaha kadar konuşmuş. Yalnız şey biraz evvel bak bu, bu konuyla ilgili iki tane şey söyleyeyim. Bu arada bence Mesut Özil papaz değil. Onu şey söyleyeyim. söyleyeyim. Biraz evvel baş şeylerini gösterdi Mesut'un. O sureti çabuktu falan onları seyrederse bu kalsın diyebilir bir. İki. Abi zaten ya. nasıl demeyecek ya yani? Ya Mesut bilmiyor işte herkes gitti falan diyor da neyse. Ama yok. bizim... Mesut'un üstü, üstü çizilmiş abi. Ya fark etmez. O ben gördükten sonra onu değiştiririm. O bunu bu bak bir de adamla konuşur. Neyse. İşte ben zaten lafı oraya getirmeye evet. çalışıyorum. Şimdi ben Kocaeli Spor'a 3 gel, Üçüncülükten geldim. Şimdi senin sevdiğine geleceğim. Bunlar şampiyonluğu kaçırdı. Samsun oldu. Adnan Niçer vardı. Kulağaçı nasıl? Çok da iyi şeyler yaptı. Hı hı. Takımın içinde papaz değil ama Şey yok yok. Şey var yani. işte 5-6 tane baba var. Baba babalar. öyle diyelim. Baba. İyi insanlardı ama. Mahmut mesela. Süper insan ama babalar mesela. Arkadri işte Kadri vardı, <laughs> Ziya Doğan şu bu falan. Vay. Şimdi dedim ki ben orada yardımcı kimi alacaksın? Dedim Orhan Görsen vardı kaptan. Bırakıyor. Dedim Orhan'ı alacağım. Şimdi herkes şaşırdı. İbriç var orada şu var bu var falan. Ne yapacak? Orana telefon açtım. Ya dedi Güvenç abi ben ne yapacağım? Beni anlarım antrenörden. dedim ki sen gel dedim ben ona. Bak Çok önemli bir şey. Evet. Yani söylediğin inanılmaz bir şey. Dedim ki sen dedim bunlara abilik yapacaksın. Orhan'ı da çok seviyorlar. Çok da mülayimdir, sakindir falan. Sen dedim diyorum ki mesela oynatmayacağım. Ya şimdi adam soyunma odasında şeyden, tesisten soymasını gelene kadar takımı bozar. Tabii. Bir papazı oynatmadın, öyle diyelim şimdi. Tamam. Yani bizde öyle olmaz belki. Onun için ben var hiçbir zaman e, tesiste takım açıklama.